bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün Adobe InDesign'da bir tasarımda birden fazla kalıpla çalışmak üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi InDesign'da çalışırken tek bir kalıp sayfam gelir ve bu kalıp sayfasına koyduğunuz herhangi bir nesne olduğu gibi sayfalara yerleştirilir. Örneğin kalıp sayfasına girdim. Şöyle mavi bir nesne atıyorum. Bakın koyduğum nesne bütün sayfalar uygulandı. Ancak bülten gibi ya da test kitabı gibi içerisinde birden fazla bölüm olan bir tasarım yaptığınızda size birden fazla kalıp gerekebilir. İşte bunu yapmanın Adobe InDesign'de kolay bir yolu var. A master'a gidiyorum. Bakın burada Pages bölümünde sağ tıklıyorum ve burada new master seçeneğine tıkladığım anda B adında aynı ölçüde bir yeni bir master ekleyebilirim. Ya da A master'ın içerisindeyken hemen altta bulunan New Page kısmına tıklayabilirim. Bakın bu sefer, bu sefer B Master adında hemen otomatik olarak yeni master'ımı ekledi. Şimdi gelelim buraya daha farklı bir renkte bant atalım. Mesela kırmızı olsun. Şimdi ben istiyorum ki 16 sayfalık bir bülten yapıyor olalım. Birden 9'a kadar yani yarısında bir kalıbım, diğer yarısında başka bir kalıbım olsun. Bunun için 10'la 16 arasını shift ile tutuyorum. Sağ tıkladığımda Apply Master to Pages var. Bunu seçiyorum ve buradan 10 ile 16 arasına diyorum ki B Master uygula. OK dediğim anda bakın 10 ile 16 arasında B Master'ını uyguladı. Ya da bunu 50 de yapabilirsiniz. Diyelim ki 6. ve 7. sayfaya yeni bir master eklemek istiyorsunuz. Bunu Ctrl Shift ile tutup sildiğinizde B Master'ını seçip sayfamın üzerine bıraktığım anda bakın master'ımı sayfaya uygulamış oldu. Yani isterseniz sayfaların sağına tıklayarak ya da master'ı tutup sayfanın üzerine bırakarak da kalıp ekleyebilirsiniz. Bir ipucundan bugünlük bu kadar.